Efsane rüyalarınızı efsane şekilde yorumluyorum. Nuray Altın, her gün çok fazla rüya görüyorum. Bugün rüyamda rengarenk bulutlar gördüm. Yanımda teyzem vardı. Muhteşemdi. Dalga dalga bulutlar. Çok yakındım. Gökyüzü bulutlar bembeyaz kar gibiydi. Canım benim, duygusal hayatında eğer evliysen evliliğinde çok güzel bir değişim. Evli değilsen de muhteşem bir evlilik hayatın ve istediğin bir iş ya da bir muradın var. Bunun sevincini yaşayacaksın ve çok hayırlı olacak. Emine abla, kaçtır rüyamı arkadaşıma sohbet ediyorum. Her rüyada farklı arkadaşım. 2003 doğumlu kaç oluyor kız? Bunlar 17 yaşında mı? Ececiğim, senin takık olduğun biri var. Bununla güzel bir duygusallık yaşayacaksın ama sen çok yetenekli ve psikoloji eğitimi alabilirsin. Ve kariyer hayatınla ilgili çok güzel parlak noktaların var. Bence biraz eğitiminle ilgili adapte ol ve bu senin için hayırlı olacak. Abla, 1994 doğumluyum. Rüyamda kuyumcuya gidip altın alıyordum ama birisini kuyumcuda kalmasını söylüyorum, uyandım. Senin sıkıntıların var maddi olarak. Ailende yaşadığın bazı gerginlikler ve kırgınlıkların var. Bu kırgınlıklar seni inanılmaz derecede yormuş ve bu yorgunluk sana acayip hüzün veriyor. Bence senin psikolojik olarak değil de ailenin yaşattığı bazı gerginlikler var. Abla, bana bakar mısın? Rüyamda sevgilimle Kıbrıs'a tatile gitmişiz. Denizdeyiz. Çok berrak. Mis masmavi deniz. Hayır, cennet gibiydi. Sen bu çocukla evlilik yapacaksın. Çok iyi bir hayatınız olacak. Ve bu hayatta inanılmaz güzel bir muradını. Rüyamda ceviz içi gördüm. İki oğlum var. 91. Evlilik ne zaman? Mesleğini. İki evladınızla ilgili de gerçekten hayatları parlak ve çok iyi noktalara erişecekler. Bence büyük olan çok güzel kariyer, büyük olan değil de küçük olan çok büyük büyük kariyer yapacak. Büyük olanın evlilik zamanı için 2 yıla ihtiyaç var. Rüyamda evim çok kalabalıktı. İmam içeri girdi. Babamın olduğu imama gidiyordu. Allah korusun. Babamın olduğu imama ediliyordu. Yani baban öldüğü, anlayamadım burayı ama, ailenizde bir miras tartışması ve bu miras tartışması acayip derecede sizi yıpratacak ve bu size çok büyük huzursuzluk yapacak. Filiz Oğur. Rüyamda elma ağacı dalında erik veya dut görüyordum. Dolar dolu güzel oluyordu. Balık seksen. Filiz Oğur'cum, senin elma ağacı vaktinde ya da erik ya da dut vaktinde çok güzel paralara, çok güzel değişimlere ihtiyacın var. Bu değişimleri tek tek yaşayacaksın. Ablacığım, rüyamda eski sevgilim annemle konuşuyor. Sonra benim yanıma gelip seni özledim. Severek ayrılmak kolay mı? Biricik sarılayım dedi. Ben sarılmadım. Sevgilinle barışacaksın bir tanem. Sürpriz bir barışma. Hatta ağzın açık kalacak. Merhaba, rüyalarımda hep tutsak olduğum, sonra da kurtulduğumu görüyorum. Psikolojik olarak değil de ailenizin bir haksızlığa uğradığı ya da bir malınız çalındı ya da bir evinizle alakalı yaşanan bir hüzün sizi yormuş olarak gözüküyor. Kaç dakika oldu kız? Son daha. Rüyamda annem ve dedem bahçede yıkılıyordu. Vahşi bir şekilde beni annem kurtarıyordu. Lütfen. Omir Karma'la annen, baban, deden tarafından, anne, babam ve dedem tarafından bahçede yakılıyordum. Allah Allah. Vahşi bir şekilde beni annem kurtarıyordu. Hem yakılıyorsun hem kurtuluyorsun. Sen hataya maruz bir insansın ve çabuk hatalar yapıyorsun. Biraz aile büyüklerini dinlersen herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Sevgili ablacığım, rüyamda cüzdanımı kaybettim. Sonra buldum. Arkadaşım siyah bir kol çantası veriyor. Merdivenlerden çıkıp buluyorum. İkizler Burcu'yum. Sevgili ablasının bir tanesi Yeşim Özbay'cığım, kariyerinle alakalı istediğin her şey gerçekleşecek. Sadece kafanda düşündüğün ya da ilişkinle alakalı ters giden süreçler var. Bu süreçler senin için hayırlı olacak. Selma 55'i yorumluyorum ve sonra rüyaları bitiriyorum. Kızım rüyasında mantı haşlıyorum şimdiden. Vallahi kızınız çok başarılı ve çok iyi noktalar. Çok da iyi bir evlilik yapacak. Her zaman bolluk ve berekette. Ne istiyorsa Rabbim tarafından verilecek. Ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bol bol yorum, bol bol beğeni. Bizden ayrılmayın. Neler bekleyecek belli değil sizi.